Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün B1 seviye DELF sınavına girmeden önce neler öğrenmiş olmanız gerektiğini bu videonun sonunda anlayacaksınız. Varsayalım ki çok yakın zamanda B1 seviye DELF sınavına gireceksiniz, hazırlıklarını yaptınız ama yine de kendi kendinize aklınızda birkaç tane acabalar var. Acaba bunu öğrenmem lazım mıydı? Acaba bunu öğrenmemem lazım mıydı? Vesaire. İşte bu video sayesinde aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidererek özellikle de kendinize belki de bir tane checklist yaparak B1 seviye DELF sınavından nasıl yüksek puanlar alabileceğinizi göreceksiniz. Hangi konuları öğrenmiş olmanız gerekiyor? Nelere çalışmış olmanız lazım? Bunları bildikten sonra DELF sınavını geçmeyi bırakın. Çok yüksek notlar alabileceksiniz. Bu videoyu Instagram'dan bana mesaj atarak yapmamı istediniz. Birçok kişi istediği için yapıyorum. Önceki videolarımızda A1, sonrasında A2, bugün B1. Belki de bir sonraki yapacağımız videoda ise B2 seviye DELF sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gerekenleri sizlere gösteriyor olacağım. Hadi başlayalım. B1 seviye DELF sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gerekenler. Şu anda ekranda gördüğünüz konuların tümünün öğrenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bugün bu konulara tek tek giriş yapacağız. Konu anlatımı yapmayacağım sizlere. Sadece konuların içerisinde neler var böyle üstünden anlatmaya çalışacağım. Eğitimlerimizdeyseniz bu videoda anlatacağım konuların tümünü biliyorsunuz demektir. Çünkü eğitimlerimizde B1 seviyesine geldiğiniz zaman bunların tümünü sizlere gösteriyorum. Hatta B1 seviye DELF sınavının örneğini bile eğitimde sizlere vererekten sizleri bir bakıma bu sınava kolaylıkla hazırlamış oluyoruz. Dilerseniz başlayalım, bakalım neler öğrenmeniz lazım. Öncelikle bilmeniz gereken şey, B1 seviye DELF sınavına girmeden önce A1 ve A2 seviyesinde bulunan bütün konuları öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bu konuların hangileri olduğunu bilmiyorsanız YouTube'da, yine bizim kanalımızda A1 seviye DELF sınavına girmeden önce ve A2 seviye DELF sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gerekenler isimli videolarımızı izlerseniz hangi konulardan bahsettiğimi anlayabilirsiniz. Bu konuları hepsini bildikten sonra bunlara ek olarak neler öğrenmeniz lazım? Şimdi bunları size göstereceğim. Sübjonktif. Sübjonktif konusu, Fransızca ile Türkçe arasında benzerliği olmayan, tam olarak anlam ifade etmeyen çok nadir konulardan bir tanesi. Neden böyle diyorum? Çünkü eğitimimiz boyunca zaten sizlere Türkçe ile Fransızcayı özleştirerek anlatıyorum ama konu sübjonktife geldiği zaman bunu hem anlatması zor hem anlaşılması biraz zor oluyor. Ama tabii ki de öğrencilerimiz bunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyorlar. Neden? Çünkü ben anlattığım için. Şimdi işin şakasını bir yere bırakalım da. Sübjonktif, Türkçemize tam olarak karşılığı olmayan ve sadece belirli zamanlarda kullanılması gereken bir kuraldır. Bu kuralların tümünün öğrenilmesi gerekiyor. Hem geçmiş zamanda hem de şimdiki zamanda sübjonktifin çekim kuralları ve nerede kullanılması gerektiğini öğrenmelisiniz arkadaşlar. Komparatif nedir? Komparatif ise karşılaştırma demektir. İki nesneyi, iki şeyi, iki objeyi, her şeyi karşılaştırabilme yeteneğine ve kabiliyetine sahip olmanız gerekiyor. Neden bahsediyorum? Çok böyle kolay bir örnek vereyim size. Benim arabam senin arabandan daha hızlı dermiş gibi veya ne bileyim işte Ahmet Ali'den daha akıllıdır, Ayşe Fatma'dan daha zekidir, daha yaramazdır der gibi. Bu şekilde karşılaştırma yapıyoruz ve bunların kuralları biraz katı Fransızca'da. Bu kuralları tek tek öğrenmiş olmanız lazım. Keşke Türkçemizdeki gibi, böyle anlattığımız gibi kolay olsa ama maalesef değil arkadaşlar. Süperlatif ise Türkçemizdeki en kelimesidir. En büyük, en akıllı, en hızlı, ne bileyim en çok çalışan vesaire derken süperlatifleri kullanırız arkadaşlar.
Bunun kuralları komparatife göre biraz daha fazla ve ağır. Beni uzun zamandır takip eden veya öğrencilerim şu anda beni dinliyorlarsa çok nadiren Fransızca konular için zor derim. Ama süperlatif konusu gerçekten zor bir konu arkadaşlar. Bu konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmiş olmanız lazım. Süperlatifli cümle kurarsanız B1 seviye DELF sınavında çok güzel notlar verirler size. Çünkü zor. Devam edelim. Imperatif. Imperatif ne? Imperatif ise zorunlu kılma fiil çekimleridir. Zorunlu kılma. Yani buraya gel, ders çalış, ne bileyim yemek yap, uyu vesaire cümleleri kurarken imperatif çekimlerinden yararlanırız. Bunları da B1 seviye DELF sınavında karşınıza çıkararaktan sizlere soracaklardır arkadaşlar. Hem karşınıza çıkacak olan cümlelerde hem de sizden istedikleri kompozisyonlarda imperatif cümlelerin yapmanızı sizden beklerler. O yüzden bunu öğrenin. Pronom personel, diğer zamanlar. Pronom personel neydi? Le, la, le. Daha sonra me, te, nous, vous, leur şeklinde, lui şeklinde kısaltmalar. Ve bunları nasıl anlatayım size? Bana, beni, sana dermiş gibi arkadaşlar. Bunların Fransızca karşılıkları oluyor. Bunları gerek eğitimlerimizde, gerekse zaten Fransızca öğreneceğiniz her yerde iki farklı bölümde anlatılır. Şimdiki zamanlarda ve geçmiş zaman ve gelecek zamanlarda olarak. Çünkü şimdiki zamanındaki kullanım şekilleriyle geçmiş zaman ve gelecek zamandaki kullanım şekilleri biraz daha farklı oluyor bunların. O yüzden A2 seviyesinde şimdiki zaman, B1 seviyesinde ise geçmiş ve gelecek zamandaki çekimlerini iyice öğrenmelisiniz. Futur proche dans le passé. Futur proche dans le passé neydi? Dün Instagram'da bir canlı yayın yapmıştık. Her hafta canlı yayın yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Instagram sayfamızda canlı egzersizler yapıyoruz. Sohbet ediyoruz işte takipçi ve öğrencilerimizle. Dünkü Instagram canlı yayınında bunun egzersizini yaptık. Ve öğrencilerime anlatırken biraz da gülüştük aslında. Çünkü bunu tam olarak Türkçe'ye çevrilmişi. Futur proche dans le passé, geçmişte yakın gelecek zaman olarak çevriliyor arkadaşlar. Geçmişte yakın gelecek zaman. Düşündüğümüz zaman herhangi bir şey anlam ifade etmiyor bizler için. Ama size şöyle bir şey dersem, video çekecektim, ders çalışacaktım, buraya gelecektin, ne bileyim annemlere gidecektiniz gibi cümleleri kullanırken futur proche dans le passé'den yararlanıyoruz. Bu şekilde direkt ismini söylediğimiz zaman fazla bir anlamı yok ama Türkçemizde özleştirdiğimiz zaman tamam diyoruz. Şimdi anladım. Sonrasında pronom posesif. Bu da benimki, seninki, onunki anlamına gelir. Le mien, la mienne, le mien, le mien diye böyle çok fazla kuralı var. Maskülanla feminan, çoğul, işte çoğul falan maskülan, çoğul feminan gibi. Zaten Fransızcanın B1 seviyesine geldiyseniz bunlarla sıklıkla karşılaştırmışsınızdır arkadaşlar. Aynı pronom posesiflerde benimki, seninki, onunki anlamına gelir. Nasıl kullanırız bunu? Şöyle bir örnek vereyim. Benim arabam kırmızı, seninki sarı diyebiliriz mesela. Ma voiture est rouge, la tienne est jaune deriz. Seninki deriz. Neden la tienne dedik? Çünkü araba feminen olduğu için. Bir de seninkinden bahsettiğimiz için la tienne deriz. La tienne est jaune. Seninki sarıdır anlamına gelir. Ve son olarak si. Nedir bu si? Si'nin Fransızca'da çok fazla kullanım şekli var. Bu kullanım şekillerinin tümünün, özellikle de koşul bildiren si'lerin anlaşılması lazım. Si'lerle cümle kurarsanız Fransızcanızda B1 seviyesinde karşınızdaki kişi sizin Fransızcayı iyi bir şekilde öğrendiğinizi anlar arkadaşlar. Çünkü si kullanımı çok yaygındır Fransızca'da. Ama her ne kadar yaygın olsa da bazı Fransızlar bile si'yi cümlelerde kullanırken yanlış şekillerde kullanabiliyorlar. Siz düzgün kullanacaksınız.
doğru kullanacaksınız ki B1 seviye DEV sınavından yüksek puanlar alın. Checklistinize bunların tümünü yazın ve bakın acaba hepsini biliyor musunuz? Hepsini biliyorsanız hemen yarın DEV sınavına girebilirsiniz. Bilmiyorsanız şimdiden bilmediğiniz konuları çalışın ve unutmayın. Fransızca öyle bir dil ki çalıştığınız konuyu anlamadan bir üst konuya geçerseniz Fransızcanızı ilerletemezsiniz. Çünkü o çalıştığınız konu karşınıza illa çıkacak sizin ilerleyen konularda ve kafanızı karıştıracak, yanlış yapmanıza sebep verecek. O yüzden anlayarak ilerleyeceksiniz. Anlamadan Fransızca'da ilerleyemezsiniz. Umarım B1 seviyesine girecek olan bütün takipçilerim ve öğrencilerim yüksek puanlar alırlar ve bu yüksek puanlarını almalarda gerek eğitimlerimizin gerekse yaptığım bu videonun ve sizlere verdiğim bu checklistin bir faydası olur. Sizlere bir yarar olur arkadaşlar. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfamda, WhatsApp numaramda, eğitimlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.